Bismillahirrahmanirrahim. Yeniden tekrar merhabalar. Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım. Online Arapça sarf derslerinde derslerimizin dördüncü bölümündeyiz. Ee, şu an sadece e, Sayın Akay'ı online olarak görüyorum. Sayın Akay, ses ve görüntü sorunumuz var mı? Ses ve görüntü problemimiz yok değil mi inşallah? Evet, peki şimdi Değerli arkadaşlar, online Arapça sarf derslerinde dördüncü bölümün girişinde ilk konumuz ne? Sülasi yani üç harfli fiillerin altı babı konusunu ele alacağız. Evet, peki. Şimdi sülasi mücerred fiillerin altı babı başlı konu altın, altında, konu başlığı altında şu bilgiyi okuyalım. Birinci bab fiilin mazi malum kipi fale kalıbında, muzari malum kipi yefulü kalıbında bulunur denmiş. Ketebe yektubu gibi. İkinci bu hafta, fiilin mazi malum kipi fale, muzari malum kipi yefulü kalıbında bulunur. Evet. Peki şu an ekranımı da görebilmektesiniz değil mi? Ekran paylaşımının başlatılması bekleniyor yazısı gitmiş olmalı lazım. Tamam kitap gözükmüyordu şimdi geldi. Evet konu başlığımız ne? Konu başlığımız Sülasiye Fiillerin Altı Babı. Birinci bab mazi malum siganın ya da kalıbın diyelim feale, muzari malumun yef olu şeklinde bulunduğu bab. Ketebe yektubu gibi İkinci bab, fiilin mazi malum kipinin fe ale kalıbında, muzari malum kipinin yef ilu kalıbında e, olması. E, Darabe yadribo gibi. Üçüncü bab, fiilin mazi malum kipi fe kalıbında, muzari malum kipi yef alu kalıbında bulunması. Fetaha yeftehu gibi. Dördüncü bab, fiilin mazi malum kipi fe ile kalıbında, muzari malum kipi yef alu kalıbında bulunur. Alime yalemo gibi. Beşinci bab, Fiilin mazi malum kipi fe ile kalıbında. Muzari malum kipi yef ile kalıbında bulunur. Hasüne yahsüne gibi. Altıncı bab fiilin mazi malum kipi fe ile kalıbında. Muzari malum kipi yef ile kalıbında bulunur. Ne gibi? Hasibe yahsibu gibi. Ee, şimdi ben e, bu konuyu size e, kendi notlarımla vermek istiyorum. Şöyle e, şu an ekranınıza taşıdığım dosyada. Evet. Şimdi ben bunu şöyle biraz büyüteyim. Sülâsi mücerret fiillerin altı babı. Şimdi şu fe ale yef alu ya da fe ile yef ilu e, gibi e, kısacası fa ayınlam ya fa ayınlam şeklinde yazdığımız şu üç harf e, mazi'nin kalıbı. Şu ya fa ayınlam şeklinde dört harfle yazdığımızda muzari'nin kalıbı. Şimdi malum ve meşhur konusunu hemen şöyle hatırlayalım. Şu üç vezinden üç vez, veznin ortak yönü nedir diye sorsam yani böyle bir zihin jimnastiği yapsak ne dersiniz? Şu seçili hale getirdiğim sülasi mücerdet mazi malumların feale feile, feule vezinlerin ortak yönü nedir desem ne dersiniz? Vereceğiniz bir cevap olur mu? Evet, bekliyorum. Ortak yönlerini soruyorum. Fe'ale fe'ile fe'ulen ortak yönü nedir? Evet, ilk ve son harflerin harekeleri aynı diyor Sayın Akdeniz. Yani biz buna fa'ul ve la'mul fiillerin harekeleri aynıdır desek olur mu? Birinci üçüncü harfleri fetsal. İlk ve son harflerin harekesi aynı. Tamam, güzel. Peki o zaman artık çocuk oyuncağı şu sorunun cevabını vermek. Bu üç veznin birbirinden ayrışan yönü nedir desem aynul fiillerinin harekesi dersiniz. şurada fetha fealede feilede kesra feulede damme. Aynı soruyu şurası için soracağım. Yef ulu yef yef alu. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada şurada yer alan ya'yı biz muzarlık harfi olarak değerlendirdiğimiz için ya bu yani bu bir zaman eki olduğu için e, şuraya ki önceki oturumlarımızda da buna dikkat çektim hatırlarsanız şu seçili hale getirdiğim harfe fa el fiil diyeceğiz. Şu seçili hale getirdiğim aynı el fiildir. Şu da lamel fiildir. O zaman şu üç veznin birbiriyle ortak olan yönü nedir diye sorduğumda vereceğiniz cevap ne? Vereceğiniz cevap şu olmalı. Efendim e, Muzarilik harflerinin her üçünde de harekesi fetha, her üçünün de fail fiillerinin harekesi ya da fail fiilleri cezimli. Efendim şöyle seçili hale getiriyorum. Her üçünde de lamel fiiller damme ile harekeli. Evet. Peki o zaman bunların ortak yönlerini tespit ettiğimize göre farklı olan yön ne? Farklı olan, farklı olan yön orta harflerinin harekesi peki işte tam da buradan hareketle diyeceğiz ki efendim şöyle ders kitabınızda bu veriliyor ilerleyen sayfalarda şurada veriliyor şu sayfa kaç burası sayfa 23 sahih feyirler altı babdan gelir denmiş ya şimdi feale yef'ulu kalıbında bulunan fiilleri birinci babtan gelen veya birinci baba ait olan fiiller feale elu kalıbında bulunanları efendim ikinci babtan gelen veya ikinci baba ait fiiller feale alu kalıbından gelenleri ya da bu kalıpta bulunanları üçüncü babtan gelen fiiller veya üçüncü baba ait olan fiiller diye tanımlıyoruz. Şu 4, 5 ve altı da ben söylemeyeyim artık. Yani siz 1, 2 ve 3'e uyarlayın onları. Şimdi bunları ezberlemek durumundayız. Ya feale yefuale yef ile feale yef alu feile yef alu feule yefule feile ilu. ya böyle ezberleyeceksiniz ya da şöyle şurada gördüğünüz gibi örnekleriyle ezberleyeceksiniz. Nasıl? ketebe yektubu darabe yadribu, fetha yeftahu alime ya'lemu hasuna yahsunu hasibe yahsibu gibi. Ee, bu şekilde ezberleyeceksiniz. Peki ketebe yektubu birinci babın, darabe bu ikinci babın, fetahı yeftahu üçüncü babın örneği. Eğer şunlar vezinse, ki vezindir bunlar. Şunlara, vezin ne demek hocam? Vezin ölçü demek, ölçü. Bunlar vezinse, şunlar da mevzundur. Mevzun yani ölçülen demek. Bir ölçüye göre getirilen demek. Peki o zaman... Hocam ben vezinleri ezberlemekte zorlanırım. Ben mevzunları yani örnekleri ezberlesem olur mu? Olur. Ketebe yektubu zarabe yadribu fetaha yeftahu alime yalimu hasune yahsun hasibe yahsibu. Birinci babdan altıncı baba, baba, kadar bunları mazi ve muzarileriyle birlikte ezberleyeceğiz. Sadece mazisini ezberlemek yetmez. Sadece muzarisini ezberlemek de yetmez. Şu seçilerle getirdiğim ketebe yektubu bir bütündür. Çünkü mazisinde ortasının harekesi fethalı, muzarisinde ortasının harekesi, orta harfin harekesi dammeli olan fiiller, sülasi mücerred fiillerin birinci babından gelen veya bir diğer ifadeyle birinci babına ait fiillerdir deriz. Böyle tanımlarız. Buradan hareketli o zaman Larabe Yadribu ikinci bab, Fetaha Yefta üçüncü bab, Alime Yalemu dördüncü bab, Hasune Yahsune beşinci bab, Hasibe Yahsibu altıncı baba ait fiillerdir. Peki bunları ya feale yef'ulü feale yef'ilü diye öğreneceksiniz. Ya ketebe yektübe zarabe yadribu gibi öğreneceksiniz. Ya da şu an benim ekranıma taşıdığım şekilde. Fethun vammun, fethun kesrun, fethatan, sonra kesrun fethun, vammun dammun, dammun kesretan diye öğreneceksiniz. Fetondan dammundan kastettiğimiz ne? Mazide orta harfinden lekesi fetha, muzaride orta harfinden damme. fethun kesrunla kastettiğimiz ne? Mazide orta harfinden lekesi fetha, muzaride kesra. Fethatanla kastettiğimiz ne? İki fetha. Kesrun fethunda mazinin ortası kesralı, muzarinin ortası fethalı. Dammun dammun da her ikisi de dammeli. Kesratan da ise kastedilen hem mazinin hem muzarinin orta harfinden lekesinin kesralı olduğu. Peki şimdi sizin bir temedeniz olduğu için pek çoğunuzun yani bu bilgiler sizin için sıkıcı gelebilir. Ama düşünün şu an kayıt altına aldığımız bu dersleri ömründe hiç Arapça sarf bilgisiyle muhatap olmamış olan bir bireyin izlediğini düşünün, izleyeceğini düşünün. Öyle düşündüğünüz zaman bana hak verirsiniz, vereceksiniz. Yani bunları kavramak. Yeni muhatap olan bu konularla yeni yüzleşen bir Arapça öğrencisi öğrencisi için kolay olmayabilir. Bizim işimiz de peki, bizim işimiz e, zoru kolay kılmak, e, kolay hale getirmek. Peki şimdi ben e, geçtiğimiz yıllarda bu konuyu sınıf ortamında verirken öğrencilere e, size şu an online ders ortamında söylediğim gibi dedim ki arkadaşlar bu bağlara ister. Şu verdiğim şekilde vezinlerle öğrenin. Feale yef ulu feale yef ilo gibi. İster örnekleriyle öğrenin. Ketebe yektubu larabe yadribu gibi. İsterseniz şu verdiğim formülü öğrenin. fetondan mun fethun kesrun fethatan kesrun fethun mundan mun gibi. İsterseniz kendinize ait dördüncü bir yol bulun. Ben bunun bir dördüncüsünü bilmiyorum dedim. Bildiğim üç yol var. O üç yolun üçünü de sizinle paylaştım dedim. E, ve aradan belli bir süre geçtikten sonra bu konuyu öğrencilerin öğrenip öğrenmediğini test etmek, yoklamak için sınıf ortamında bir kız öğrenciye sordum. <laughs> dedim sen şu bize sülasi mücerdet fiillerin altı babını bir say bakalım. E, şimdi öğrenci e, şöyle bir şekilde saydı bana bu altı babı. Feza feke fefe kefe zaza keke dedi. Ne 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 bir daha sayar mısın dedim. Feza feke fefe kefe zaza keke dedi. O ne dedim ya? <gülüyor> 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 Hocam dedi bu sülasi mücerred fiillerin altı babı. Nasıl yani? E dedi bakın ben söyleyeyim size nasıl olduğunu. Şimdi şu damme dediğimiz harekenin e, ilk harfi dat. Dat harfinin verdiği sesi yurdumuzda z sesiyle okumak çok yaygın olduğu için fiili mazi, fiili muzari, emri hazır örneklerinde de olduğu gibi şuraya e, şöyle ekranımı takip edin. Ne yapmış? Bir efendim e, D harfi yerine Z yazmış. Şimdi bunu şöyle öğrenmiş. Ekranı takip edin bakalım. Şöyle. Kendisi de bir yol bulmuş. Şunlar da fetha, feton feton diye açmış. İki feta var ya burada. Olmuş burası feza. Birinci bab feza. ikinci bab feke. Üçüncü bab fefe. Dördüncü bab siz söyler misiniz? Dördüncü bab ne? <laughs> Anladınız mı? Dördüncü bab ne? Dördüncü babın formülü? <laughs> Hayır. Dördüncü bab FK olmaz. Sayın Yılmaz. Dördüncü bab FK olmaz. Bakın soldan sağa okumayacaksınız. Sağdan sola okuyacaksınız. <laughs> feke mi kefe mi? Kefe kefe. Kefe cevabını verenler doğru cevap verdiler. Şöyle bakın. K F Önce mazi sonra muzari okuyoruz ya. Aman ha böyle önce muzari sonra mazi okumayın. Bakın şöyle sağdan sola. Tamam mı? Sağdan sola. Ee, sonra şuraya mesela şey demiş yine. Ee, peki burada ne çıkar ortaya? <laughs> Kurtlar Vadisi'nin zazası çıkar. <laughs> burada zaza. Ee, şurada ne var? Burada da keke var. Tamam mı? <gülüyor> evet <gülüyor> Şimdi. Ya dedim harika ya. Dedim bak bir şey teklif edeceğim sana. Şöyle yapalım mı dedim. Sen dedim bunları bir daha say. Dedim biz bunu bir şey yapalım. Çekelim cep telefonuyla. Dedim sosyal medyaya atalım. Vallahi dedim tıklama rekorları kırar. Evli bir öğrenciymiş. Evli bayan bir öğrenciymiş. Ne bileyim ben e, başına gelecek olanları. Tabi tabi dedi hocam çekin çekin dedi. O dedi video dedi tıklama rekorları kırsın. Benim bey de dedi benim kafada dedi tıklama rekorları kırsın dedi. Aman aman dedim. Aman aman. Öyle dedim bir risk varsa, tehlike varsa sakın sakın vazgeçtim dedim. Böyle bu süresi mücerrede fiillerin altı babının enteresan bir hikayesi var bende. E, ama ben de tuttum bunu. Yani e, feza feke fe zaza keke e, bu, bu da işe yarar mı? Yarayabilir. E, şimdi size söyleyeyim o zaman. E, online Arapça sarf dersi öğrencileri olarak siz de kendinize beşinci bir yol bulmakta serbestsiniz. Dört yol verdim ben size. Beşinci bir yol efendim sizin bulacağınız bir yol olabilir. Dört yol Hatay'da, beş yol da Konya'da. <laughs> Hatay'ın bir dört yolu var, Konya'nın da beş yolu var. Konya'da yaşayanlar bilir Konya'nın beş yolunu. Peki şimdi tabii bu işin latifesi ama. Biraz önce bir arkadaşımız mesela şurada e, kefe diyeceği yerde e, feke dedi. Buna aman ha aman dikkat edelim. Yani önce mazinin ortasını söyleyeceğiz sonra muzarın ortasını söyleyeceğiz. Bununla ilgili ben size madem öyle bir dosya açayım. E, şöyle e, Nerede o? Sülasi ve evet konu anlatımı Şöyle listeleyeyim. Detaylı Evet burada istediğim yok. Burada istediğim yok. Şurada istediğim var mı? Burada da istediğim yok. Şuradan bakayım. Hayır bundan hiçbirisi istediğim değil. Ben o zaman şuradan şöyle düzenleneceklerin içinden bakayım. Detaylı konu anlatımı. Evet şu. Sanırım şu ok işaretleri işinize yarar. Evet. Fethundammu fethun kesrun natahtef Kesrun, kesron fiyatın Damun, natarsek. Hayda şimdi bir de başımıza natah teften natarsek çıktı. Onlar ne ya? Natah tef natarsek. Şimdi bakın şöyle fethon damun, fethon kesron sağdan sola okuyoruz. Şurayı da natah tefi, şurayı soldan sağa okursanız natah tef. Sağdan sola okursanız, şurayı sağdan sola okursanız ne çıkar? Fethatan yani iki fetha. Peki Kesron Felton, Dammun Dammun. Soldan sağa okursanız Natarsek. Sağdan sola okursanız Kesratan. Kesrun Kesrun yani. Peki sanırım anlaşıldı ne demek istediğimiz. Peki bunlar ezberlenecek. Bunların başka çaresi yok. Tamam mı? Ee, şimdi bu dosyada e, sizden, sizin dikkatinizi çekeceğim bir husus var. Arkadaşlar. Ee, hangi iki babın hangi iki babın muzarisinin ortası dammeli diye soruyorum. Cevap bekliyorum şimdi. Evet soru e, şu. Hangi iki babın muzarisinin ortası dammeli? Evet. Sayın Yılmaz sadece 5'i mi gördünüz? Sayın Akdeniz 1 ve 5 diyor. Sayın Yurtseven 1 ve 5 diyor. Evet 1 ve 5 değil mi? Tamam çok güzel. Peki şimdi ikinci soru geliyor. 1 ve 5 cevabı doğru. Şöyle. Birinci bab ve beşinci bab. Bunların muzarisinin ortası dambeli. Ee, peki hangi iki babın muzarisinin ortası kesralı? Evet. 4-6 mı? Hani 4'ün ben ne sordum ki? Benim sorduğum şu hangi iki babın e, muzarisinin ortası kesralı diye sordum. Evet. Şimdi dördüncü baba bakalım. Dördüncü babın bakın sayın kim e, kimdi o dört diyen? Sayın Yılmaz. E, şuraya bakın dördüncü babın muzarisinin ortası fetalı. Evet iki ve altı diyenlerin cevapları doğru. İki ve altı diyenlerin Ha evet yanlış yazdım. 2 ve 6 olacak diye düzeltti cevabını. Peki şimdi ne soracağımı biliyor musunuz? Ne soracağım Sayın Özkan? Hangi iki babın ortasının harekesi fethalı diye soracağım. Bunun cevabı ne olacak? Bunun cevabı 3 ve 4 mü olacak? 3 ve 4 olacak. Peki. Şimdi ee, sohbet pencerenize bazı illerin isimlerini yazıyorum. Ee, şöyle yapayım. Evet hangi şehirlerin isimlerini yazıyorum? Burdur, Eskişehir ve İstanbul. Evet Burdur, Eskişehir, İstanbul benden daha önceden sarf dersi dinleyenler e, bunun hikmetini biliyorlar Burdur Eskişehir İstanbul'da neyi kastettiğimi peki Burdur'un e, plakası kaç ben yazdım şöyle yapayım evet Burdur 15 peki Eskişehir Eskişehir'in plakası 26 İstanbul'un plakası 34. Peki Burdur, Eskişehir, İstanbul. 15, 26, 34. O zaman bu 15, 26, 34'ü biz kullanacağız. Ne zaman kullanacağız? Ben size sülasi mücerred fiillerin emri hazırlarını elde etmeyi anlatacağım zaman kullanacağız inşallah. 15, 26, 34'ü bir telefon numarası ezberler gibi ezberleyebilirsiniz. Evet o zaman 15'i 1. 5. bab 26'yı 2. 6. bab 34'ü de 3. 4. bab diye açacağımızda anlamışsınızdır zannediyorum. Evet 1 ve 5 kırmızı renkle yazılmış. Peki 2 ve 6 mavi renkle yazılmış. 3 ve 4 bunlar da evet ee, ne bu renk? Pembe mi? Pembe diyelim hadi pembe olsun. Pembe renkle yazılmış benim biraz renk zafiyetim var. Ben renkleri e, karıştırıyorum. Ana renkleri biliyorum. Mavi, kırmızı, işte siyah, yeşil, beyaz. Ama böyle işte e, mor, ne bileyim işte gül rengi, portakal rengi, ne bileyim işte e, lacivert falan. Onları karıştırıyorum. Peki hanımlar bu işte aslında çok iyidir. E, şu an hanım katılımcılarımız, öğrencilerimiz. Şöyle biraz daha büyüteyim. Şu Yeftahu ve Yeşrab'ı yazarken seçtiğim renk ne sizce? Sizin ekranınıza nasıl e, geliyor, nasıl görünüyor? Şu Yeftahu ve Yeşrab'ın renkleri. Yani yanlış yapmayalım. Evet, hiç böyle renklere ilgisi olan yok mu aramızda? <laughs> Yoksa, evet pembe mi? Tamam. <laughs> Çok sevindim. <laughs> evet yani bu, bunun rengini yanlış söylemediğime sevindim. Tamam. Ee, şimdi bunlar dedik ya. Yani böyle miras olacak. Yani yanlış bir miras bırakmayalım arkamızda. Tamam mı? Peki. Şimdi ders kitabımıza dönüyoruz tekrar. Ders kitabımızda ee, şöyle yapalım. Evet. Sülasi mücerred fiillerin altı babının örnekleri. Evet. Secede yes judu. Bekliyorum şimdi. Kaçıncı bab? Hemen gelsin cevaplar. Secede yes judu. Evet. Birinci bab. Hızlı davranan yani yarışı kazanmış olur. Secede yes judu birinci bab. Peki nezele yenzilo? Nasıl bileceğiz bunu? Şu örnekler var ya. Örnekler var ya örnekler. Kete yektubu, celese, yecisi, bu örneklerden hareket edeceğiz. Nezede, yenzül, ikinci bab. Peki fetah, yeftubu ne dersiniz? O çok güzel. Yağmur gibi yağlı. Üç. <laughs> çok güzel. Alime, yalime kaçıncı bab? Dördüncü bab. Harikasınız. Kebura, yek, kaç olacağı belli mi? Belli tabii ki. Beşinci bab. Değil mi? Tamam. Peki ne kaldı? Bir sadece altı kaldı. E, hasibe. Muzaris ne peki? Ben buna hadi elinde kitabı olmayanlar bunun muzarisini görmüyorlar şu anda. Henüz daha ben diğer sayfaya geçmedim. E, elinde kitabı olmayanlar, olanlar yazmasınlar, olmayanlar yazsın. Hasibenin muzaresi muzarisi nasıl gelecek? Evet peki yahsi bu. Yahsi bu cevabı doğru. E, işte i̇şte şurada bakın yahsi bu. Fakat burada dikkat ederseniz sinde bir de feta var. Bununla ilgili dipnot da var. Yani bazı kıraatlarda ne demiş burada? Müellifimiz ne demiş? Bazı rivayetlerde, bazı kıraatlarda yahse bu şeklinde de okunuyor demiş. Öyle bir not düşmüş. Peki bunlar e, Sülasi mücer Mücerred fiillerin altı babının ayetlerde geçtiği şekilde örnekleriydi şimdi hadislerde geçtiği şekli örnekleri zaman kazanmak için birlikte çalışalım. Ben söyleyeyim söyleyeyim vereyim. Şeteme yeştumu birinci bab. Celese Su ikinci bab. Cema yecmau üçüncü bab. Lebise muzarisi de bunun. Yelbesu dördüncü bab. Peki zaten şurada yelbesu de verilmiş dikkat ederseniz devamında. Evet peki sonra kesura yeksuru Beşinci bab, hasuna ya de da beşinci bab. Kesra'nın muzaresi şurada yek suru diye verilmiş zaten gördüğünüz gibi başında hatta olduğu için yek sura diye yazılmış olsa da e, hasibe ya sibu da yine burada altıncı babın örneği olarak kaydedilmiş. E, ayetlerden ve hadislerden getirilmiş örnekler, farkına varıyorsunuz. Evet peki şimdi şurada bir not var, e, o nota bakalım. Gerek mazi gerek muzarinin verilen bu kalıpları sahih ve mehmuz fiillerde aynıdır. Sahihlerde ve mehmuzlarda aynıdır. Şu verilenler, yukarıdakiler. Misal fiillerde ise mazi fiillerin kalıpları sahih fiillerin kalıpları gibi olmakla beraber peki misalin sahih ve mehmuzdan ayrışan yönü var mı var? Sahih ve mehmuz ya da salim ve mehmuz sahih fiiller sınıfında. Ancak misal hangi sınıfta? Misal muteller sınıfında. İlletliler sınıfında. Dolayısıyla nedenmiş burada? Misal fiillerde ise mazi fiillerin kalıpları sahih fiillerin kalıpları gibi olmakla birlikte böyle olmakla beraber muzari malum fiillerin kalıpları değişiktir. Misal fiillerde mazilerin kalıpları sahih fiillerin kalıpları gibi olmakla birlikte Muzari malum fiillerin kalıpları değişiktir. Mudaaf, ecbef, nakıs ve lefif fiillerde ise hem mazi hem de muzarin e, fiillerin kalıplarında önemli değişiklikler görülür. Bu değişiklikler de ileride ele alınacaktır denmiş. Peki bizim işimiz zaten öncelikle e, salim fiillerin e, alt başı olan sahih fiilleri tanımak. Peki şimdi harfleri biz kök sayısı itibariyle ikiye ayırdık ya kök harf sayısı itibariyle. Ee, Sülasi Mücerret, rubai Mücerret diye. Şimdi e, evvel emirde Sülasi Mücerretlerle muhatap olacağız. Ee, peki ders kitabımızda sayfa 20 kaçtayız? Bakalım şöyle 23'teyiz değil mi? Bakayım şöyle bir. Evet 23. sayfadayız. Peki. El fi'alul mazi, mazi fiil. Şurada baplar verildi. Az önce üzerinde durduk bunların. Ee, mazi fiil iki kısma ayrılır mazi malum, mazi meçhul. Hangi açıdan? E, bu soruyu size yönelteyim hadi. Hangi açıdan mazi fiil iki kısmı ayrılır? Mazi malum, mazi meçhul diye. Evet, sohbet penceremde gelecek cevapları bekliyorum. Evet. E, özne diye bir cevap geldi Sayın Keser'den. Özne ne yani? Özne. Cevabın doğru da özneye ne olmuş? İşi yapanın belli olup olmaması. Evet. failen Sayın Yurdu Seven'den, Sayın Akdeniz'den cevaplar geldi. Evet. İşi yapanın belli olup olmaması. Bilinip bilinmemesi bakımından diyorsun, Öyle mi? Evet. Sayın Akay ve Sayın Alkış yazıyorlar. Evet. E, beni duymakta zorlanıyorsanız şayet. Yani sesimi bulunduğunuz ortamın dışına e, verdiğinizde ses dağılıyorsa, yayılıyorsa kulaklık kullanmanızı tavsiye ederim. Kulaklıkla daha net duyabilirsiniz. Evet. Tamam cevaplarınız doğru. Failin bilinip bilinmemesi bakımından malum ve meçhul yani etken ve edilgen olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki şimdi burada mazi malum üst başlığına ya da ara, ara, başlığı diyelim mesela siz alt başlığını görüyoruz. Mazi malum üç şekilde bulunur. Şunlar detay doğrusu. Bunlar ben ee, 20 küsur yıldır Arapça hocalığı yapıyorum. 11 yaşımdan beri Arapçayla meşgulüm. Şimdi şu bilgiyi yani şu an ekranınızda seçili hale getirdiğim bilgiyi bu yolla öğrenmedim. Yani şurada yazıldığı şekliyle öğrenmedim. Birinci, ikinci, üçüncü baplarda feale, dördüncü, altıncı baplarda fe ile, beşinci baplarda feule kalıbındadır demiş. Evet, ee, şöyle şimdi bakın 1, 2, 3'te feal edenmiş ya. 1, 2, 3'te feal kalıbında gelir denmiş. Şimdi bunu şöyle e, düşünsek olmaz mı? Şuradan bakın açayım ben onu. Ee, hayır açacağım dosya bu değil. Şu açacağım dosya. Şimdi şurada 1, 2 ve 3. bablarda mazi fiilin orta harfinin harekesi fetha değil mi? Ketebe celese fetaha. Fethun, fethun, fethun. Peki şöyle bakalım. 4'te ve 6'da mazi fiilin orta harfinin harekesi kesra. Doğru mu? Evet sadece o zaman e, 5. babda mazinin ortası nasıl gelmiş? E, dambeli gelmiş. Ya hocam bu şu an ekranı, ekranı taşıdığınız yani kitabımızın bu sayfasındaki bilgi de aslında yani aklımda kalır benim. Zor bir bilgi değil. 1-2-3'te feale yani fetalı mazinin ortası. Efendim e, 4 ve 5 de demiyorum da 5'e atlıyorum aradan. 4 ve 6 da kesralı, 5 de dambeli diyorum. Tamam yani böyle bir yorumla da öğrenebilirsiniz bunu. O zaman gözünüzü kapattığınızda şöyle ben kapattım bakın şimdi gözlerimi kapattım. E, tabloyu gözümde canlandırıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü baplarda mazi malum fiilin orta harfin harekesi fetha. Peki kaça geldim? 4'e geldim. E, 4'te ve 6'da kesralı, 5'te Dammeli Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki biz 15 26 34 formülünü öğrendik mi az önce? Öğrendik. 15 26 34 ne işe yarayacak? 15 26 34 de şu işe yarayacak. Birinci, beşinci bablarda muzari filin ortası dammeli. Peki ikinci, altıncı bablarda muzarın ortası kesralı. Üçüncü, dördüncü bablarda muzarın ortası fetalı. Peki şimdi ee, sınıfa bir soru sorayım bakalım diyesim geldi. Dilim ucuna öyle bir cümle geldi. E, şu an siz de, e, yani sanal da olsa bir sınıftasınız. Bulunduğunuz ortamı efendim bir sanal sınıf ortamı olarak düşünebilirsiniz. Hiçbir mahsur yok bunda. Peki şimdi bu e, sanal sınıfın öğrencilerine şunu soracağım. E, bir fiilin, süresi mücerdet bir fiilin e, mazi malum sigasında mazi malum sigasında sorumu dikkat edinleyin lütfen. Konsantre olmaya çalışın. Harici unsurlardan kendinizi sıyırın e, ee, mazi malumun orta harfinin harekesi damme ise muzarisinin nasıl geleceğiyle ilgili kaç ihtimal vardır ve nasıl gelir? Mazi malumun ortası dammeli ise muzarisiyle ilgili muzarisinin nasıl geleceğiyle ilgili kaç ihtimal vardır ve nedir? Sayın Akdeniz'den bir cevap geldi. Evet bekliyorum. Üç kişi yazıyor şu anda. Evet. E, Fetha ve Damme diye bir cevap geldi. Evet. Bir ihtimal vardır. Bir ihtimal vardır. Peki o bir ihtimal vardır diyenler. O ihtimal ne olduğunu söyleyin. Sayın Akdeniz söyledi. Evet. Bir ihtimal vardır. O da Damme'dir. Yalnız Damme'dir. Cevaplara geliyor. Evet. Tamam. Çok güzel. Şimdi bir sülasi mücerret mazi malum fiilin ortasının harekesi dammeliyse derken ben neyi kastettim? Beşinci babı kastettim. Muzarisi ile ilgili ihtimal kaç? Tek. Mazisinin ortası dammeli olan bir fiilin muzarisinin, muzarisinin ortası da peki yüzde kaç ihtimalle dammelidir? Yüzde yüz ihtimalle dammelidir. Mazinin ortası dammeli ise muzarinin ortası da dammelidir. Şimdi size yeni bir bilgi. Ya da belki önceden hasüne, yahsunu, kebura, yekbura, azume, yazumu gibi fiilleri duydunuz, biliyordunuz belki ama yani bu yönüyle belki dikkatiniz çekilmemişti. Mazi bir fiilin ortası dambeli ise muzarın ortası da dambelidir. Bu yüzde yüz. Anlaştık mı bu usta? Anlaştık. Peki şimdi ikinci soru geliyor. Burada bu minvalde üç soru yönelteceğim size değerli arkadaşlarım bir sülasi mücerret mazi malum fiilin ortası mazi malum diyorum dikkat edin mazi malumun ortası kesralıysa muzarisinin orta harfinin harekesi için kaç ihtimal vardır ve o ihtimaller nelerdir? Evet sülasi mücerret mazi malum bir fiilin orta harfinin harekesi kesralıysa muzarinin ortası için kaç ihtimal vardır ve onlar nelerdir? Evet, e, cevaplar geliyor. Evet, iki ihtimal vardır. O da Fetha ya da Kesra'dır. Çok güzel. Harikasınız. İki ihtimal vardır değil mi? Şimdi ben mesela mazisinin ortası Kesra'lı olan derken evvel emirde neyi kastediyorum? Dördüncü bab. Belki de altıncı babı kastediyorum. O zaman dördüncü ya da altıncı babı kastediyorum. Peki o zaman mazide ortası kesralı olan dediğin dediğimde, denildiğinde akla gelecek olan nedir? Zihne gelecek olan ya dördüncü bab ya da altıncı babdır. Dördüncü babsa muzaresinin ortası fetalıdır. Akla gelen altıncı babsa muzaresinin ortası kesralıdır. O zaman e, şimdi ortaya şu çıktı. Bir mazi malum fiilin ortası dammeli ise muzaresinin ortası da yüzde yüz dammelidir. Peki yüzde yüz. Şimdi yüzde elliye geçiyorum. Bir sülasi mücerret mazi malum fiilin orta harfinin harekesi kesra ise muzarisinin orta harfinin harekesi için ihtimal ikidir. Yani yüzde elli ihtimal var. Muzarisi ya kesralıdır ya da fetalıdır. Veya siz ya fetalıdır ya kesralıdır demek istiyorsanız öyle deyin fark etmez. Mazisinin ortası kesralıysa Muzarisinin ortası da kesralıdır ya da fetalıdır diye öğrenmek daha iyi bence. Damme ise mazisinin ortası, muzarisinin ortası dammeli. Mazisinin ortası kesralıysa, muzarisinin ortası ya kesralı ya fetalı. Peki ne, sor ne soracağım şimdi? Soracağım şeyi biliyorsunuz. Bir süre sülasi mücerred fiilin mazisinin ortası fetalıysa, mazisinin ortası fetalıysa muzarisinin ortası için kaç ihtimal vardır? Cevaplar hazırlanmış zaten. <laughs> ben sorar sormaz. Enter'lara basıldı ve cevaplar böyle füze gibi gönderildi. Tamam harikasınız, çok güzel. Tebrik ediyorum. Evet, bir mazi fiilin orta harfinin hareketi fetalıysa muzarisinin ortası için 3 ihtimal vardır. Ya fetalıdır. efendim, ya kesralır ya da dammelidir. O zaman şöyle aşağıdan yukarıya okuyacak olursak Mesela feteha ortası fethalı mı fethalı? Celese ortası fethalı mı fethalı? Ketebe ortası fethalı mı fetalı. Peki o zaman ortası fetalı olanın muzarisde muzarisinde ortasının ihtimali ya fetha ya kesra ya damme. E, bu tabloyu bu baabları ben biliyordum. Ama şu an incelediğimiz şekilde daha önceden hiç incelememiştim. Böyle bir bakış açısıyla ilk defa inceliyorum bu tabloyu diyenler İlk defa diye bir tepki verirler mi bana? Ben bu tabloyu sizin şu an incelediğiniz şekilde ilk defa inceliyorum diyenler. Bu şekliyle. İlk. Evet. Sayın Alkış ilk dedi. Sayın Özkal ilk dedi. Evet. Daha önceden bu şekilde inceleyenler belki vardır. Sayın Yılmaz bu kadar detaylı görmedim diyor. Evet. Sayın Akay ben de ilk defa böyle inceliyorum. Ee, bu şekilde bakıyorum diyor. Şimdi artık ben tabloyu kapatsam ...ekranınızdan e, alsam, çeksem de... E, ...aynı sorular yönelsem ...yine e, aynı şekilde... ...doğru cevaplar verirsiniz. Mazisinin ortası dammeli olan için... ...Muzari'sinin ortası için tek ihtimal var... ...damme. Mazisinin ortası kesralı olan için... ...Muzari'de iki ihtimal var... ...ya kesra ya feta. Mazisinin ortası fetalı olan için... ...Muzari'de üç ihtimal var... ...ya feta ya kesra ya damme. Peki o zaman e, bu... ...bizim aynı zamanda... ...kesralı kelime bilgisi işte sarf bu işte arkadaşlar sarf bu. Yani bir fiili gördünüz. Sülasi mücerret mazi malum bir fiili gördünüz. Ortası dammeli. Muzarisi nedir acaba diye aramanıza gerek yok. Muzarisi yüzde yüz dammeli. Ortası mazisinde kesral olan bir fiil gördünüz. İki ihtimal var. Üçüncü bir ihtimal yok. Ya kesra ya fetha mazisinin ortası fetha olan içinde üç ihtimal var. Ya fetha ya kesra ya damme. Peki e, mazisini bildiğimiz ve fakat muzarisinin nasıl geldiğini bilmediğimiz sülasi mücerret bir fiilin muzarisinin nasıl geldiğine dair bilgi edinmenin kaç yolu var? Mazisini biliyoruz. Muzarisin ne olacağı ile ilgili ihtimal e, efendim söz konusu. Orta harfin harekesi olan fiillerden bahsedeyim mesela. Karşınıza mesela darabe fiili çıktı. Darabe karşınıza ilk defa çıkıyor olsun. Bunun muzarisi için kaç ihtimal var? 3. Peki nedir? Ya yad rabudur, ya yad ribudur ya da yad rubudur. Darabenin muzarisinin yad ribu olduğunu ya önceden duymuş olacaksınız ki yad ribu diyebilirsiniz ya da başka bir yolla ...onun Yadrib'i olduğunu öğreneceksiniz. Peki size bunu öğretecek olan yol nedir? Darabenin Muzari'sini size öğretecek olan... E, ...kaynak, adres nedir? Ya da kaç yolu vardır bu işin? Evet. Sayın Özkal, sizden farklı bir cevap bekliyorum. Mazisini bildiğimiz ve fakat Muzari'sinin nasıl geldiğini bilmediğimiz durumlarda iki yol var önümüzde. Ya sözlüğe bakacağız ya da bir bilene soracağız. <laughs> İkinci yol bu. Tamam mı? Birinci yol ne? Evet, Sayın Özkal zaten onu yazdı. Sohbet penceremize. İki yolu vardır diyor. Ya sözlüğe bakmak ya da bir bilene sormak. Bilen hocaysa tamam hocaya sorarız. Şimdi bazen öğrencilerim diyorlar ki hocam sınavda da <laughs> geçerli mi bu formül? <laughs> İmتحان esnasında da geçerli mi bu formül diye soruyorlar. Hayır diyorum. O zaman caiz değil. O zaman ne hocaya sormak caiz, ne de sözlüğe bakmak caiz. İkisi de caiz değil. Peki ee, şimdi tekrar kitabımıza dönelim. Evet. Şimdi bu üç şekli birbirinden ayıran sadece orta harfin harekesidir denmiş. Benim size yönelteceğim soru zaten kitabınızda bakın cevaplanmış. Mazi bir fiil hareketiyse hareketine bakarak falan şekildedir deriz. Harekesi yoksa hangi şekilde okunacağını sözlüğe bakarız. Peki mazi meçhulün yalnız fu ile kalıbında geldiği bilgisine sahibiz önceki derslerimizden. Şimdi feale kalıbında şurası kalıbında olacak. Orada bir e, baskı dizgi hatası olmuş. Onu B yapalım N harfini. Feale kalıbında bulunan mazi malumun e, çekimi. Peki Ketebe'nin çekimi örnek olarak verilmiş burada. burada üç sütun var. Şu seçtiğim sütun müfret sütunu. Bu sütun tesniye sütunu. Şu sütunsa cem sütunu. Peki kaç satır var? Şöyle bir gaib satırı. iki gaibe satırı. Üç muhatap satırı. Dört muhatabe satırı. Beş mütekellim satırı. Peki Önceki bölümde edindiğimiz bilgiyi bir test edeyim bakalım. Kimler bu işe e, hakikaten, e, nasıl söyleyeyim, konsantre olmuşlar, motive olmuşlar. Kimler e, biraz uzak düşmüşler. Şu seçtiğim siganın bir adı vardı. Mütekellim bir şey deniliyordu. Neydi o? Bilenler, hatırlayanlar var mı? Keteptü'den bahsediyorum. Yani şu mütekellim sigalarının seçtiğim pencere, seçtiğim hücresinde yer alan kip için özel bir at vardı. Bir de şu seçtiğim kipler için özel bir at vardı. Şu an seçtiği hale getirdiğim keteptü sigası bir kişi mi hatırlayabildi sadece? Diğer arkadaşlarım hatırlayamadılar mı? Evet. Nefsi mütekellim vahde. Değil mi? Nefsi mütekellim vahde. Ya da sadece mütekellim vahde. Peki şu vahdelerin sonuna bir de H harfini yazarsanız sevinirim. Vahde, Vahdehudur aslı onun ama konuşma dilinde vahdehu denmez. Ne denir? Vahdeh denir. O H sesi de zaten belli belirsiz çıktığı için düşer. Yani yazılır ama yazıda konuşma dilinde düşer. Peki mütekellim vahde sigası. Peki şu siganın adını yazacaksınız değil mi bana? Şu iki siganın adını. Nedir bu iki siganın adı? Evet, mütekellim mal gayr. Tamam, çok güzel. Mütekellim mal gayr. Evet, e, biz sizinle çok iş yapacağız ya maşallah. Çok güzel. Mütekellim mal gayrdır. Peki, şimdi ketebe fiilinin çekimini öğrenmek durumundayız. E, zaten bilmeyenimiz yoktur diye düşünüyorum. Burada yer alan ketebenin çekimini şu okuyacağım şekliyle öğrenmek durumundasınız arkadaşlar. Ketebe, keteba, ketebu, ketebet, ketebeta, ketepne. Ketepte, keteptuma, keteptum. Ketepti, keteptuma, keteptunne. Keteptu, ketebna. Yine bir ketebna demek isterseniz yine bir ketebna diyebilirsiniz. Ancak şu mütekellim malı gayr sigası her iki kip içinde yani tesniye mütekellim içinde, cem mütekellim içinde aynı olduğu için bir kez ketebna demek yeterli bence. Ketebna ketebna demeye gerek yok diye düşünüyorum. Peki bu ikisini birleştirdiğimiz zaman burada kaç sıra kaç kip olur? Şöyle sayalım mı? 3. 3 de burası 6. Peki onun altında da yine 3 sıra var. Kaç etti? 9 mu etti? 9 etti. Peki şöyle 12. Iki. Şu ikisini birleştirdik. 13. Şöylece 14. 14. Toplam 14 sigadan müteşekkil bir e, tabloyu e, görmekteyiz. Peki, alime fe ile kalıbında bulunanların örneği. Efendim, hasüne de fe ile kalıbında bulunan mazi malumun e, örneği. E, bunları da alime alime alimu, alimet alimete alimne, alimte talim ma alimtum, Alim alimtü ma alimtun, ne alimtu alimna diye çekeriz alimeyi. Hasuneyi hasune hasuna hasunu hasunet hasuneta hasunne hasunte hasuntuma hasuntum hasunti hasuntuma hasuntunne hasuntu ve hasunna diye çekeriz. Peki mazi meçhule geldik. Fakat programımızın da efendim e, bu bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümde sayfa 25'te görüşmek umut ve duasıyla fi emanillah.